Herkese merhabalar. Gül Çukur ben, ilişki koçu ve aile dizimi uygulayıcısıyım. Bundan sonra her perşembe sizinle ilişkiler üzerinden konuşacağız. Bizim belirlediğimiz ilişki konularımız olabilir, sizin konuşulmasını istediğiniz ilişki konuları olabilir. Bunun üzerine sohbetler yapacağız. Bugünkü ilk konumuz kadınlar ne ister, erkekler ne anlar? Biz kadınlar aslında çok şey istemiyoruz. Buradan aslında biraz da erkeklere tiyolar vermek istiyorum. Çok fazla şey istemiyoruz. Biz güvende hissetmek istiyoruz. Biz sahiplenilmek istiyoruz. Bu birazcık şey gelebilir kulağa. Yani işte kadın niye sahiplenilmek istesin? Ama öyle bizim doğamızda var bu. Biz ilgilenilmek isteriz. Erkek de bunu istiyor. Ama bizim toplumumuzda maalesef erkeklerin yetiştiriliş biçimiyle ilgili sevgiyi gösterebilme biçimleri çok farklı. Neden böyle oluyor? Biz birazcık ilgiyi ve sevgiyi göstermeyi bilmeyen ebeveynler tarafından büyütüldük. Ama devir değişiyor, dünya değişiyor, her şey globalleşiyor. Elimizin altında internet var. Dünyadaki diğer ülkelerde sevgiyi gösteriş biçimlerini görüyoruz. Ve biraz da televizyonun, internetin hayatımıza çok fazla girmesiyle birlikte bütün ilişkileri o televizyonda gördüğümüz romantik şekliyle algılamak ve görmek istiyoruz sevdiklerimizden. Özellikle erkeklerden o filmlerdeki gibi mutfakta yemek yaparken gelsin arkamızdan sarılsın. İşte bir öpücük konduralım falan filan. Bunlar okey. Hepimizin istediği şeyler. Ama bunlar sürdürülebilir mi? Orayı biraz düşünmemiz lazım. Yani düşünsenize siz her dakika, biraz kadınlar için konuşuyorum bunu. Bu aslında mutluluğa giden anahtarları biraz vermek istiyorum size. Sürekli ilişkinin bu dinamikte olmasını isterseniz günün sonunda üzülebilirsiniz. Niye? Çünkü bakın gökyüzüne. Dün burası yağmurluydu. İşte bugün güneşli. İnsanın ruh hali de öyle. Her dakika o acayip romantik havada kalmak, acayip işte sevgi seli, sevgi gösterilerinde bulunmak zor bir şey insan için. Onun insanın da ruh hali değişiyor. Eğer karşımızdaki bize o sevgisini ve ilgisini göstermiyorsa kadın olarak biz harekete geçebiliriz. Biz bunu gösterebiliriz. Önce bir şey almak istiyorsak aslında doğanın dengesinde de bu var. Vermemiz gerekiyor. Sevgi öyle bir şey. Biz sevgi almak istiyorsak önce bizde var olana dışarıya aktarmamız ve vermemiz gerekiyor ki karşıdaki insan da bundan aynalansın. Şöyle bir evin içinde ya da arkadaşlarınızın içinde düşünün. Bir süre sonra vakit geçirdikçe herkes birbirinin davranış şekillerini kopyalıyor ve öyle davranıyor. İlişkilerde de bu böyle. Biz sevgiyle ve saygıyla yaklaştığımızda o beklediğimiz sevgiyi ve saygıyı bir süre sonra almaya başlıyoruz. Şimdi şunu duyar gibi oluyorum. Hayır, ben ne kadar verirsem karşımdaki bunu vermiyor diyebilirsiniz. Bazen de karşımızdaki insanın bir kişilik yapısı olabiliyor. Yani işin sırrı önce o çok istediğimiz sevgiyi bizim partnerimize, sevgilimize vermemizden geçiyor. Şimdi şunu yapıyoruz. Onu göstermekten o kadar çok korkuyoruz ki. Çünkü kalbimizin kırılgan tarafını göstermek istemiyoruz. Bunun yerine ne yapıyoruz? Bizimle ilgilendiğini anlamak için gizli gizli stalkluyoruz moda tabiriyle. Çevrim içi oldu ama bana yazmadı. Storylerime baktı ama işte postumu likelamadı. Böyle sosyal medyada çılgınlar gibi onun bize ilgisini ölçmeye biçmeye tartıyoruz. Ya aslında varsayımlar üzerinden ilerliyoruz arkadaşlar. Varsayımlar üzerinden ilerlemektense aslında basit bir şey var. Bunu açıp sorabiliriz. İlgi istiyorsak ilgimizi biz gösterebiliriz. İlgi göstermedi diye karşımızdakini yargılamak yerine aslında
kendi ihtiyacımızı karşımızdakine söyleyebiliriz. Emin olun, ihtiyacınızı karşınızdakine söylediğinizde karşı taraftan mutlaka duyulacak. Ama bunu yargılayarak istersek, sen ilgilenmedin, sen benimle işte saçımın rengini değiştirdin, fark etmedin, akşam geldin beni öpmedin, işte aramadın vesaire vesaire. Bu karşıda nasıl yankı buluyor biliyor musunuz? Yargılandığını hissediyor karşıdaki kişi. Dolayısıyla duvar örüyor. Hepimiz öyle değil miyiz? Yargılandığımız yerde pek durmak istemeyiz. Kendimizi kapatırız. Dolayısıyla ihtiyacımızı yargılamadığımız bir yerden, sevgi ve şefkat kanalından karşımızdakine sunmamız gerekiyor ki o da duysun, bunun cevabını versin. Şimdi tekrar sosyal medya hikayesine dönersek, aslında hayatlarımız sosyal medyada dönüyor. Bütün sevgi kontrollerimizi, sevgi ölçümüzü oradaki hareketlerden anlıyoruz. İşte ayrıldı, küstü gitti ama işte benim hikayelerime bakıyor. İşte benden ayrıldı, hemen gitti, bir tane arkadaşıma arkadaşlık isteği gönderdi. Bu ne demek? Bana gelen en çok sorulardan birisi bu. Bu sorular geliyor. Çünkü dediğim gibi sosyal medya üzerinden ölçmeye çalışıyoruz bu sevgiyi. Hala beni seviyor mu, sevmiyor mu kısımlarını. Sosyal medya bir ölçü aracı değil. Lütfen kendimizi gereksiz yere doldurmayalım. Orası sanal bir ortam. Evet, çağ dijital, orada bir hayat dönüyor. Ama o bizim hayatımızın gerçekliği değil. Ya bizim hayatımızın gerçekliği biraz da şu değil mi? İşte evimizde eşofmanlarımızla oturuyoruz. Her şey o filmlerdeki gibi değil. İşte bazen dizi çıkmış pijamalarımızla da oturuyoruz. Saçımızın işte beyazları bir yerlere geliyor. Tırnağımızın ojeleri çıkıyor falan. Ama biz orada zilyonlar da hani filtrelere koyuyoruz. Ve hiçbir şey olmamış gibi güçlü davranıyoruz. Ha bir de şeyler var. Fake iyi olma halleri. Nedir bu? Oh senden ayrıldım, hayatımı yaşıyorum burada, işte bak günümü de gün ediyorum, eller havaya. Kadınlar size söylüyorum, bu çok itici bir şey. Lütfen bunu yapmayın. Bunu yapmaya devam ederseniz erkekler size yanaşmaktan çekinirler. Çünkü bu kadının bir partnere ihtiyacı yok. Bir de şunu yapıyoruz çok fazla biz kadınlar. Hemen o kız grubumuzda buluşuyoruz. Biz çok iyiyiz. Elimizde şaraplar. İşte storylerin bini bin para, tatillerin bini bin para. Ondan sonra bunları da sosyal medyaya dökmekten, servis etmekten çekinmiyoruz. Çünkü karşımızdakini pişman etmek istiyoruz. Bak sen beni bıraktın gittin. Şimdi ben nasıl sensiz de hayatımı sürdürüyorum? Bu gerçek değil. Hepimizin de bildiği gibi. İçimiz acıyor arkadaşlar. Çünkü bir zaman geçirmişiz. Sevmişiz, vakit geçirmişiz. Tentene dokunmuşuz, gülmüşüz, ağlamışız. Bir sürü şey paylaşmışız. Ve bağ kurmuşuz. Şimdi o kurduğumuz bağ böyle bir haftada arkadaşlarla süper işte ben iyiyim pozları vermek çok gerçekçi değil. Aslında kendi kırılgan tarafımızda kaldığımızda, o ayrılıklarda ya da biraz mesafe koyduğumuzda, o yasımızı yaşamaya izin verdiğimizde biz daha iyi hissediyoruz kendimizi. Eğer o ilişki, biten ilişki tekrar devam etmezse, yeni bir ilişkiye yelken açmak istiyorsanız lütfen size buradan anahtarını veriyorum. Çok iyiymiş gibi yapmayın. Hatta bir süre benim tavsiyem, naçizane tavsiyem, sosyal medya hesaplarınızı kapatın. Biraz uzak durun. Eğer bir ilişkiyi bitirdiyseniz sosyal ağlarınızdan çıkarın. Sürekli çevrim içi olup olmadığına bakmayın. Enerjinizi oraya verdiğinizde, o enerjiyle dolaştığınızda bana diyorlar ki bitti ama yeni kimse gelmiyor hayatıma. Neden? Gelmez. Çünkü senin enerjin o eski sevgilide. Biliyor bunu. Evren de biliyor. Herkes de biliyor. Sana bakan herkes görüyor orada. Yani sen bilmiyor musun? Hani şey var ya, hissettim. Evet, hepimiz her şeyi hissediyoruz. Hepimiz her şeyi görüyoruz. Dolayısıyla senin o enerjine bakan erkek, yeni erkek
senin enerjinin başka bir yerde olduğunu görüyor. Dolayısıyla eskiyle bağlarınızı böyle sevgiyle bırakın. Yani hani öfkeli de olabilirsiniz, kızgın da olabilirsiniz, sinirli de olabilirsiniz. Tamam, bunu yaşayın. O yaz sürecinizi atlatın. Hani yaz derken depresyona girip yataklardan çıkmayın demiyorum. Tabii ki kız arkadaşlarınızla birlikte olacaksınız. Tabii ki dedikodu yapacaksınız. Tabii ki küfürleri basacaksınız. Bunlar okey. Çünkü bunun bir içinizdeki bu duygunun bir dışarıya çıkması lazım. Ama bunun da bir süresi var. Yeniye yelken açmak istiyorsanız lütfen eskiyle olan bağlarınızı bir kenara bırakın derim size. Deneyin, görün. İnan çok işe yarayan bir sistem bu. Ve mümkünse bu ayrılık sonrası blokeleyin. Yani çevrim içi olup olmadığına bakmayın. Kiminle nerede yazışıyor. Ha, bu arada şöyle şeyler de var. Aldatıldığından şüphelenen kişi, kadın ya da erkek fark etmez. Hele ki aldatıldığını düşündüğü kişiyi de ekliyor rehberine. İkisinin de aynı anda çevrim içi olup olmadığını kontrol ediyor. Böyle bir yerlere gidiyor dünya. Ve olmayan kehaneti bir süre sonra gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Adam gitmiş ya da kadın gitmiş, bu okey. Yani siz velev ki öyle bir şey var. Aldatılmak başka bir programımızın konusu olacak. Ona ben sıkça yer vereceğim. Sadakat konusuna. Ama şimdi bunu buraya bırakıyorum. Sadece şunu söylemek istiyorum. İlişki bittikten sonra varsayımlar üzerinden kendinizi lütfen doldurmayın. Enerjinizi başka şeylere verin. Bunu söylemek buradan kolay gibi gelse de niye bu kadar rahat söylüyorum? Denedim. Benim de ilişkilerim oldu. Benim de yaşantımda bir sürü deneyimlerim oldu. Dolayısıyla çıkış yolu burada. Ben kendi deneyimlemediğim, kendim içinden geçmediğim hiçbir şeyim. Eğitimlerini teorik olarak alsam da, ilişki koçluğunun işte sertifikalarını alsam da, Uluslararası Koçluk Federasyonu'na üye bir koç olsam da, tabii ki kendi deneyimlerimden yola çıkarak bir şeyleri söylüyorum ben burada. Yani giden gitmiştir arkadaşlar. Erkekler ne der? Önümüzdeki maçlara bakacağız. Şimdi arkadaşlar, bana sıkça gelen, özellikle Instagram DM'den gelen sorular var. Ben elimden geldiğince hiçbirini cevapsız bırakmak istemiyorum. Cevaplamaya çalışıyorum. Ama konularda ortak olunca buradan cevap vermek istedim. Bazen hepsine yetişemiyorum. Sorulardan 5 tanesini seçtim. En çok, en sıklıkla gelen sorular. Hatta şurada da kaydettim. Şimdi sorulardan birincisinden başlıyorum. Demiş ki bir danışanım, ayrıldık ama birlikte olduğumuz bir fotoğrafı koymuş, barışmak mı istiyor? Ben öncelikle diyorum ki, belki bana kızıyorlar ama bunu ben bilmiyorum. Bunu hiç kimse bilmiyor. Bir fotoğrafı birisinin sosyal medyasına koymuş olması o kişiyle barışmak istediği anlamına gelebilir de gelmeyebilir de. Şu da olabilir. Sonuçta bir ayrılık var ama geçmişte yaşanmışlıklar da var. O ilişkiyi onurlandırmak istemiş de olabilir. Özlemiş de olabilir. Yani eskisi gibi bir aşk, bir romantik ilişkideki gibi duygusu yoktur. Ama seninle geçirdiği o harika vakitleri özlüyor olabilir. Çünkü bir kere bağ kurduğumuzda o bağ pek bitmiyor. Çok öfkeli ve çok fırtınalı bitmediyse. Geçmiş ilişkilerimizdeki insanları da öfkeyle anlamamızı tavsiye ediyorum. Niye? Öfke aslında sevginin ters tarafıdır. Öfkeyle andığımız her şey, her kişi aslında sevgiden daha kuvvetli bir bağ oluşturur bizde. Dolayısıyla birisinin bizimle geçmişte çektirdiği fotoğrafı koyuyor olması bizimle barışmak istediği anlamına gelmez. Özlemiştir, sohbetini seviyordur. Belki barışmak da istiyordur. Bu da olabilir. Ama
Lütfen çok anlamlandırmayın. Yani kendi kafanızda varsayımlarda bulunmayın. Bırakın, zaten onun gelesi varsa, barışası varsa sizinle iletişime geçecektir. Yoksa da yoktur, koymuştur. Gerçekten çok anlam yükleyip günlük yaşantınızı, bütün enerjinizi bunlara vermemenizi öneriyorum. Şimdi hemen direkt diğer soruya geçiyorum. Tam unuttum derken istek atıp aklımı karıştırıyor, ne yapmalıyım? Bir de böyle vardır. Ne yardan geçerler ne serden geçenler vardır. Bazılarının canı sıkılıyor olabilir. Bazıları için, özür dilerim bunu söylediğim için, bu bir gerçek. Alternatif bir şey yoktur şu an hayatında. Deniyordur. Okey, hani bildiği birisi var orada. Yeni birisi bulmaktansa, birini bulmaktansa. Geliyordur. Bak, aklını karıştırıyor. Sen de söylüyorsun arkadaşım. Aklımı karıştırıyor. Evet, aklını karıştırmasına izin verme. Bir gelip, bir gidip, bir seninle kedi fare oyunu oynamasına izin verme. Kendi sağlıklı sınırlarını çiz. Öncelikle sen kendi kalbine sor. Ne istiyorum ben? Ben bu fotoğrafı gördüğümde gerçekten kalbimde ona karşı bir şey var mı? Yoksa ben de terk edilmiş olmanın verdiği bir ego içinde miyim? Bunu sen kendine sor. Senin ruhun bunu bilir. Dolayısıyla zaten amacı senin aklını karıştırmak olan birisinin senin aklını karıştırmasına izin verme. Bunu söyleyebilirim. Üçüncü soru. Sahte hesap açıp onu takibe aldım. Onu unutamıyorum. Ha, bir de bunlar var. Az önce dediğim konu. Yani sahte hesap açıp onu takibe almak nasıl bir fayda sağlıyor? Senin enerjini aşağıya çekmekten, seni kısır bir döngüde tutmaktan başka bir işe yaramıyor. Sahte hesap açıp onu takibe almak senin için ne demek? Bunu bir önce kendine sormanı istiyorum. Adı üzerinde sahte, sahte olan bir yoldan gidiyorsun. Aslında buradaki sahtelik kime karşı sahtelik? Önce bunu sor. Bu kendimize karşı sahtelik bu. Onu unutamamak da aslında zihnimizin, egomuzun bize bir oyunu. Bunlar kolay şeyler değil. Bunları buradan her defasında söylüyorum. Tekrar tekrar söylüyorum. Aşk bazen ateşten bir gömlek. Onu giymesini bilene, çıkarmasını bilene. Sana naçizane tavsiyem. Eğer kendi yolunda ilerlemek istiyorsan, eğer zaten o senin için uygun birisi olmuş olsaydı, zaten o ilişki devam ederdi. Demek ki senin artık yeni aşklara, yeni sevgilere yelken açman lazım. Sen eskide durduğun sürece evren dediğimiz, kozmos dediğimiz oluşum sana yeni bir şey getirmeyecek. Dolayısıyla o sahtelikten vazgeçip kendi gerçekliğinle, cesaretinle cesur olun. Evren risk almayı sever, cesareti sever. Lütfen bu riski ve cesareti al ve önünde yürü. Kendi gerçek hesabını aç ve onu takip etmekten vazgeç. Çünkü takip edildiğini bilen bir insan emin ol sana geri gelmeyecektir. Bu kadın erkek dinamiklerine daha sonra gireceğim. Sonraki programlarda mutlaka gireceğim. Gerçekten kadınlar ne ister, erkekler ne anlar? Primitif seviyede bunları tek tek bahsedeceğim. Şimdi gelelim dördüncü sorumuza. Bu da çok sık gelen sorulardan birisi. Fotoğrafımı beğendi ama sonra beğenisini geri çekti. Yani fotoğrafınızı beğendi ama sonra beğenisini geri çekti. Bende şöyle bir şey çağrıştırdı. Şöyle bir şey titreşti içimde. Kuvvetle muhtemel o da seni stalkluyor. Yanlışlıkla beğendi stalklarken. Ondan sonra da fark etmiyorsun diye, senin fark etmeyeceğini düşünüp beğenisini geri çekti. Sanki olay böyle gibi geldi. Bu tür ufak hareketlerden mana çıkarmayın. Olabilir, işte dediğim gibi herkes bir şeyi özlüyor, geçmişi özlüyor.
Dolayısıyla onun sizin fotoğrafınızı beğenmesi ve geri çekmesi çok büyük bir adım olarak değerlendirmeyin. Belki siz de onu stalkluyorsunuz, o da sizi stalkluyor. Aslında biraz da işin içerisinde merak var arkadaşlar. Biz biraz da meraklıyız. Ne yapıyor, ne ediyor? Aslında hani adamı ya da kadını unutmuşsundur. Sen kendi hayatına bakmışsındır ama içeride bir şey kaynar. Ne yapıyor şimdi orada? Ne yapıyor? Biz bıraksak da, bırakılsak da bir süre sonra merak etmeye başlarız. O da insan olmanın verdiği herhalde bir duygu olsa gerek. Dolayısıyla hani fotoğrafını beğenebilir, beğenisi kalabilir. Ne olacak? Bir şey olmaz. Şimdi sanırım 5. soruya geçeceğim. Onu takmadığım anlaması için çok mutluyum. Fotosu paylaşsam işe yarar mı? Bu da bana en sık gelen şeylerden birisi. Aslında birazcık bu soruya cevap vermiştim en başta. Bu işe yaramaz söyleyeyim size. Özellikle erkek cenahında bu itici bir hareket olarak karşılanır. Çünkü biraz işin kadınlık ve dişilik tarafında başka detaylar var. Bugün ilk programımız olduğu için bir sürü konular açığa çıktı. Bunlar hep dediğim gibi başka programın konusu olabilir. İşe yaramaz. Kıskandırmak kimin işine yaramış bugüne kadar ki sizin işinize yarasın. Her zaman söylediğim bir şey var. Kendi gerçekliğinizi ortaya koyun. Sizin kendi gerçekliğiniz onu pişman etmek değil mi? Doğduğuna pişman etmek. Böyle sürünsün, beni kıskansın, ölsün bitsin. Bu nasıl bir enerji? Bu öfke enerjisi, bu rekabet enerjisi. Böyle kıskançlık birazcık eril enerjidir. Dişi enerji biraz kendi alanında kalır. Dişi enerji durur ve çok böyle yayın yapmaz. Dolayısıyla birazcık ben size tüyo vereyim. Merak ettirin kendinizi. Madem öyle bir şey varsa. Merak edilen olun. Gizemli olun. Ama bu gizemli şey için söylemiyorum. Hani böyle basma kalıp bir gizemden bahsetmiyorum. Kendi alanınızda kalın. Kendi alanınızda kaldığınızda gelmesi gereken zaten gelecek. Gitmesi gereken zaten gidecek. Ama unutmayın, dişi dediğin varlık gizemlidir, kendi alanında durur, durağındır. Eril harekete geçer. Eril enerji harekete geçer. Bunu böyle muhafazakar bir yerden söylemiyorum ben. Uluslararası aldığım hocalarımın eğitimlerinden, kendi deneyimlerimden ve dinamik böyle. Yeryüzünün dinamiği böyle, varoluşun dinamiği böyle. Dolayısıyla siz kendi enerjinizde kalın. Kimseyi kıskandırmaya çalışmayın. Kendi duygunuzda kalın. Evet, bugünlük bu 5 soruyla umarım sorularınıza cevap bulabilmişsinizdir. Yayınımızın sonuna geldik. Her perşembe yine bir ilişkilere dair bir konuyla birlikte olacağız. Bu arada unutmadan söyleyeyim. Bu ilişki paternlerimiz, döngülerimiz ya da alışkanlıklarımız diyeyim en basit tabiriyle. Nereden geliyor biliyor musunuz? Bunu da, bu tüyoyu da vermiş oldum. İlk program bolca hediye vermek istiyorum size. Bu nereden geliyor? Bu nerede öğreniyoruz? Annemizden, babamızdan, onların ilişkisinden. En çok da annemize kurduğumuz ilişkimizden geliyor. Annemize kurduğumuz ilişkimiz ne kadar kaliteliyse biz partnerimizle o kadar kaliteli ilişkiler kurabiliyoruz. Dolayısıyla hani ben bunları nasıl düzeltebilirim? Ben bu adamı ya da kadını stalklamaktan nasıl vazgeçebilirim? Ya da nasıl unutabilirim? Dediğiniz noktada dönün annenizle ilişkinize bakın. Bunun için çok güzel atölyelerim var. Hatta çok yakın zamanda 15 Ocak'ta annemle ilişki atölyesi yapacağım. Instagram'dan ve gülçukur.com web sitemden kayıt olabilirsiniz. Oradan bütün detayları okuyabilirsiniz. İlişkinin anahtarı annelerimizde gizli. Bunu da unutmayın. Güzel bir gün olsun, güzel bir hafta olsun. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.